Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tekrar hoş geldiniz. Allah rahmetini, bereketini üzerimize etsin inşallah. Çoluk çocuğumuzu da İslam'a ve Kur'an'a kadim eylesin. Bu hizmet imani Kur'aniye olan Maide-i Kur'ani'de evrad-i âlimizi, usul ve furularımızı, ahirete kimler göçmüşse onları da hissedar eylesin. Amin. Şimdi mevzum şu, şu Risale-i Nur Külliyatı biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin eseri, vesile olmuş. Şimdi geliyoruz, dersi dinliyoruz da bize ne katıyor? Yani ne özelliği var, ne efsafı var? Ondan yapacağım. Külliyatın toplamasında. Yani Risale-i eserleri nedir? Yani nedir bu eserler? Kur'an'ın tefsirinden başka bir izah bilmiyoruz. Kur'an'ın tefsiridir, manevi şeydir. Bakın ne özellikleri var? Ona bakacağız. Şimdi sonunda kaynağı anlatıyor, yani söylüyor. Lemalar, şualar, mektubat gibi. Ben o kaynağını şey yapmayayım, uzun olmasın diye sayfayı söylemeyeceğim. Merak edeniniz varsa, izahını isterse, izahını da yaparım. Kaynağını sorarsa, kaynağını da söylerim. Ben gerek bulduğum bazı yerleri belki izah ederim. Çünkü açık cümle cümle, külliyata geçen cümle cümle. Böyle bir metni, bir sayfayı okumak değil. Külliyatta böyle Ömer abi dolaşacağız. Nerede ne diyor bunun hakkında? Risale-i Nur aynı rahmettir. Bir tane hemen söyleyeyim. Osmanlıca lemalar 117. sayfada. Rahmet. Niye rahmetmiş? Mesela hemen olayların altından insanlar eziliyor. Görüyorsunuz sokağa çıktığınız zaman 10 kişiden 8 kişi playerine bastım hemen rahatsız. Ya kendisinden şikayetçi, iyi değilim diyor. Ya yakınlarından şikayet ediyor. Risale-i Nur ne yapıyor? Şimdi bu olayları çözümlemenin dışında, yani şöyle bak böyle bakın dışında, olayın altından seni üstüne çıkartacak enerji veriyor. Yani vesile oluyor. Bu enerji adı imandır. Nur imandır. Nur iman, hadisatın tazikine karşı, hücumuna karşı tahammül gücü veriyor. Allah canibinden, kudretin azameti altından baktırarak, rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiriyor. Ve kainattaki Allah'ın icraatını, rububiyetine baktırdığı zaman ondan daha ileri adalet, inayet, rahmet ve hikmet olamayacağını gösteriyor. Seni o hale çıkarınca sana rahmet oluyor. Rahmet oluyor, rahat ediyorsun. Mesela psikoloji bir sürü ilaçları kullanıp kendini güzel hissetmeye çalışan insanlar var. Bu asır çoğalmış. Niye? Olayları bir, yorumlayamadıklarından, yani bakış tarzları pek isabetli olmadığından, bir de en önemlisi mevcut imandan istifade ederek sıkıntısını aşmaya çalışıyor mevcut iman. Mevcut iman yetmiyor. İmanı nurlandırması lazım, tahkiki yapması lazım ki hadisin arkasına çıkasın. Diyor ki mevcut imandan istifade yolu değil. Mevcut imanda ateş gibi düşünün, odun atarak daha nurlandırıyor. İnanın bana yurt dışı adedini bilmiyorum. Benimle alakası yok da yanıma arkadaşlar getirdiler. İlle bir hoca, hocanın yanında yapacağım diye. Ne kadar kelime-i şehadet götürüp Müslüman olanların adedini bilmiyorum. Risale-i Nur'la vesile olmuş. Tabii ki diğer cemaatler de vesile olmuş. Allah istikametli cemaatlerden razı olsun. Amin. Vesile olanlardan. Ama o kadar büyük nimet ki insan keyif alıyor. Demek ki Risale-i Nur aynı rahmettir. Risale-i Nur elmas ve cevherdir. Bağla 158. Elmas ve cevherdir. Mesela elmas hazinedir. Cevher ise önünü aydınlatıyor. Yani imani bir ahireti, ahireti imanını artırarak dünyadaki hadiseleri yorumluyorsun. Mesela bunu yapamam, olmaz günahtır, bunu yaparım. Doğru yanlış, giderim gitmem, yap yapma demeleri imanı bir ahiret
Yani ahiret inancı ne kadar insanda inkişaf ederse, evdeki huzuru da, ticaretteki çalışma sahasındaki huzuru da ancak olur. Niye? İnsana şu hali veriyor. Ahirete iman, insanın haddini bildiriyor, hududunda kalmasına vesile oluyor. Evde küçük bir hukukunu arayacağım diye evdeki huzuru veya iş yerindeki huzuru bozmuyor. Tahammül ediyor, sabrediyor. O noktadan ceberdir. Risale-i Nur ile meşgul olanlarda sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. İnanın bir kardeşiniz olarak beni biliyorsunuz. Bazı hadiseleri geçirdim. Bir başkası olsaydı oklavan altına ezilen hamur gibi olurdu. Duman olurdu yani. Değil mi? Duman olurdu. Niçin söylüyorum? Risale-i Nur ile meşgul olunca inanın kalpte bir ferahlık ve huzur veriyor. Hadiselerin arkasına seni taşıyarak olaylara farklı baktırıyor. İmanını inkişaf ettirerek tahammül gücü veriyor. Ondan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda sıkıntı ya yok veya çok azdır. Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerine siper edilemez. Bir yerdeydim, şimdi siyasetin arifesindeyiz. Seçim belki bir ay belki yoktur, var mı bilmiyorum. Bir yerdeydim, X bir yerde. Ya ne yapacağız dediler. Kimse abi diyor, kimse hoca diyor. Dedim ki bu işleri siz benden daha iyi bilirsin, ben anlamam. Bak, dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerine siper edilemez. Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semavi ve kutsi hakaykının tereşuhatıdır. Tereşuhat, ne demese tereşuhatta ne anlarız abi? Süzülme. Süzülme. Zeytinden süzülmüş. Burası zeytin bölgesi olduğu için. Zeytinden süzülmüş. Odunu yaktık, nur çıktı. Tamam. Mesela kelimelere o kadar mani yüklenmiş ki herkes farklı anlıyor. Bunun sebebi tabirleri Kur'an'dan geldiği için. Kur'an'ın icazı manevisi olduğu için herkese farklı anlam ve mana veriyor. Risale-i Nur tahkiki iman dersleri verir. Şakirtlerini her türlü fenalıktan alıkoyar. Kalplere doğruluk aşılar. Bak Risale-i Nur tahkiki imanı. Tahkiki ile taklidi şunu söyleyeyim. Anne babasından miras kalmış, ev kalmış, arsa kalmış. Buna miras deniliyor. Taklidi iman da buna benzer. Anne babadan, yöreden kalmış. Niye Müslümansın ya? Biz ana babamız böyleydi yani. Böyle gördük diyor. Ama tahkiki iman ise araştırıyor, soruyor, soruşturuyor. Kendini ikna etmeye çalışıyor. Bu sefer işte şu anda yaptığınız faaliyet. Ne yapıyor? Şu fişi takıyorsun şu anda. Bak fiş, göz, artı eksi takıyorsun böyle. Bundan gözden giriyor, kulaktan giriyor. Bu cemaatin içerisinden size sirayet ediyor. Yani sirayet üzerinize yansıyor. Sigara içmediği halde sigara içenin yanına gittiği zaman nasıl ki sigara içmiş gibi kokuyor. Maneviyat da böyledir. Buram buram kokar. Onun için Risale-i Nur'un tahkiki mal derslerini veriyor. Şakirtlerin her türlü fenalıktan alıkoyar. Yani yaptırmıyor. Yapma diyor. O şuuru bilinci veriyor. Deme diyor. Tamam hakkındır ama olsun vazgeç diyor. Kalplere doğruluk aşılar. Risale-i Nur Vilayet-i Şarkiye'de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olanların imdatlarına yetişmiştir. Hakikaten Vilayet-i Şarkiye'de doğuda ve batıda uleması şehit edilmiş. Mesela Trakya biliyoruz biraz dinden biraz uzak bir nesil var şu anda. Daha gayret etmemiz gerekiyor. Eski de Osmanlı döneminde en dindar bölgelerden bir tanesiydi. Makedonya'ya kadar Osmanlı yerleştirmişti. Aksaray'dan şuradan buradan. Ulemaları ve alimleri, hocaları, talebelerin cihat Rusya'nın ve Avrupa'nın Bizans vesairenin hücumuna karşı koydukları için Allah rahmet etsin onlara. Uleması ve alimleri şehit olmuş. Nesilleri de tabii ulemasız kalınca bu sıkıntılı bir nesil oldu. Doğu'da da öyle. Cehalet bırakıldı Doğu'yu. Ya da milliyetçilik dürtüsünü tahrik ederek oradaki bir sürü sıkıntıya vesile oldu. Risale-i Nur oraya girerek milliyetçiliğin üzerinde bir ruh aşılamaya
vesile oldu. Nedir o? Ümmetçilik. Ümmetçi olan milliyetçi olamaz. Milliyetçilik bölgeye, kavme has bir özel bağ sebebidir. Ve kısır bir döngüdür. Onu reddetmiyoruz tam ama içerisinde hizmet etmeli. O bahaneyle sen, mesela diyelim ki bu misistesin. Ya arkadaşım haydi bir derse gidelim. Ya sen oranın kavmesin, kabilesin, aşiretin üyesisin. Dolayısıyla o adamı getirirsin ama ben getiremem. Gelmez. Tanımıyor beni. Dolayısıyla sen oraya mensubiyetini vasıtaya, bak hidayetine vesile ol. Bu işlere yarıyor. Ama ümmetçilik beynel milaldir. Yani geneldir. Bir kavme, bir millete, bir zamana, bir yöreye has bir dava değil. İslam ruhu evrenseldir. Aynı zamanda mazi ve istikbal olduğu gibi dünya ve ahireti de içine alıyor. Bak biraz önce, dersten önce evrenselliği ne yaptın? Kabirdekilerimize de rahmet gönderdik. Değil mi? Ecdadımıza gönderdik. Nesillerimize, çocuklarımıza dua ettik. İşte bu ümmetçiliktir. Risale-i Nur, şahs-ı manevisi Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh bir muavini, bir mütemimi, bir manevi veledi hükmündür. Emirda 73. Risale-i Nur, Hazreti Hasan radıyallahu anh 6 aylık hilafetinin devamıdır. Ne demektir? Biliyorsunuz iki tane ordu Muaviye ile bu İslam ordusu karşı karşıya gelmiş. Hazreti Hasan radıyallahu anh fedakarlık yaparak makamını, her şeyini terk etmiş. Yeter ki kan dökülmesin diye bu ruhu aşılamaya, bu ruhun var olduğu Risale-i Nur'da insanlara da bu vesile oluyor. Fitne ve fesat çıkarmazlar ellerine geldiği kadar ve bütünleyici vasıfta bulunurlar. Ondan hakiki ders alanlar. Risale-i Nur, mücevherat-ı Kur'an'ı hakikatlerinin pazarıdır. Bu ulvi pazarda herkes istediği gibi ticaret yapar, uhrevi, manevi zenginliklere mazhariyeti temin eder. O kadar acayip bir hassa özellikler var ki, alanları sanki elektriklenmiş gibi gayrete getiriyor, enerjiye getiriyor. Mesela misistiler burayı açtı. Biz de Adana'dan, Kırıkhan'dan geliyoruz. Hatta ben İstanbul'dan geliyorum. Ya bu nedir bu elektrik, bu canlılık? Bu mücevherat dükkanından bize bahşettiğin feyizdir. Bizi aktif ediyor, sizi de aktif ediyor. Sizi buraya getiriyor, beni de getiriyor. Mesela, ya ne var diyor ya. O gidiyorsunuz. Ya kaç yüz kilometre mesafe alıyorsun. Şu anda aranızda, yok Kırıkhan'da kaldı. Malatya'dan dersi gelen var. Kaç yüz kilometredir Malatya'da? 400-750. Gidiş geliş 700 kilometre. İki grup. Tek bir derse katılmak için geliyor. Çok acayip. Peki bu gelenlere şaşırıyoruz da. Vay be, helal olsun adamlara. Bunlar basit adam değil ha. Öğretmen. Hepsi öğretmen. Peki vay helal olsun. Ben diyesim geliyor, derim de hak ediyor. Fakat esas şu. Bu Risale-i Nur nasıl bir ruh veriyor ki adama bunu yaptırabiliyor? Şimdi ben biliyorsunuz dershanedeyim. Vakıfız yani. Şimdi diyorlar abi nasıl kalıyorsun? Ya bana hayret edeceğine. Nasıl bir eser ki? Bana nasıl ruh veriyor ki? Kendini unutturmuş. Kendisini hizmet ettiriyor. Nasıl bir ruh aşılıyor? Onu demek için söylüyorum. Hasan abi deyip manasında bir şey söyledim. Bir arkadaşımız vardı. Bana ne kazandırıyor? Ben 3-4 yıl gitti geldi. Bir delil arıyordu. Fakat Allah da öyle bir delil gösterdi ki bir gün bir önemli bir toplantıya gidiyor. Çok da Hilton Otel, mescit falan yok o zaman, eski zaman, 20-23 yaşlarında. Bak müthiş bir kitle var, 1000'e yakın insan o toplantıda. Namaz vakti giriyor, toplantı şey yapıyor, kılacak yeri yok. Genel kanaat, işte gidince kılarız, kaza yaparız. O arkadaşımız öyle bir şey yapmış ki, ya nasıl yamana kadar kaza yaparsak ne olacak manasında şey yaptı. Böyle bir enerji almış ki o topluluk içerisinde, o koridorda ama seccadesi çandasındaymış, seriyor, namaza duruyor. Orada. Belki 200-300 kişi mübarasız ondan sonra namaz kılıyor. Allah. Ondan sonra dedi ben buna bir ömür veririm. Niçin? Bak bana ya. Bu toplulukta bu enerjiyi vermişse inanıyorum ki sekeret anında da ölüm anında ya. Bana o enerjiyi verecek. Eylem bu. Mesela bu kadar 300 kişi bayi toplantısında çıkıyor. Orada seriyor. Tamam, bu kahramandır. İmanı
güzelliği. Lisan-ı Nur'un bana verdiği enerjidir. Bak bu, bu eseri bu. Tamam da bu böyle, motor böyle. Ya bu enerjiyi veren Risale-i Nur nasıl bir şey ya? Ya kardeşim sizin duygularınız yok mu? Benim de var. Sizinkiler aynı, bende de var. Hatta bende daha canlı. Reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Sırrınca bendekiler daha canlı veya siper değilim bu hizmette. Ne kadar insan var? Ya bu ruhu nasıl veriyor? Nasıl bir enerji veriyor? Risale-i Nur münasebeti ve cereyanı güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur'aniye'den başka hiçbir şeye alet olamaz. Onun için Risale-i Nur'da yeni gelen arkadaşlar belki bilmiyorum, biliyor vardır. Acaba ne var yani? Arkasında siyasi midir, maddi? Hiç endişe etme. Siyasetle hiçbir ilişkisi yoktur. Euzubillahimineşşeytan ve siyaset demiş. Şeytandan kaçtığım gibi siyasetten de kaçıyorum. Ama İslam'da aslı siyaset vardır. Hilafet manası şimdi siyaset değil, fitnedir. Peki Risale-i Nur talebeleri siyasete nasıl bakarlar? Tercih ettikleri parti vardır. Takdir edip de kalbe indirdikleri parti yoktur. Takdir başkadır, tercih başkadır. Mutlaka Müslüman oy vermelidir. Çünkü kendi yönetimini seçiyor. Siz nasılsanız başınızda odur. Muhtarınıza kadar, nayenize kadar yönetici seçmenin. Bu hem vatandaşlık görevlidir, hem de İslami ahlakın görevidir. Neyini seçeceksin diyor. Parmak kesen var, kol kesen var. Parmak keseni evvenişer demiş. Buna İslam anayasasına mecelle deniliyor. Mecellenin 29. maddesinde der ki, azami şerin karşısında, büyük şerin karşısında ehven-i şer, o da şer ama ona göre az şer, onu tercih edin. Yoksa evliye azime, halife, peygamber, şeyh, usta, şeyhul İslam seçmiyorsun yani. Ki İslami böyle şer evliye arayasın. Aralarında hepsi ortalama sıkıntılı ama arasında bize en yakın menfaatı olan, davamıza zıt olmayan seçiliyor. İşte niçin söyledim? Risale-i Nur ceylanlara böyle bakar siyasete. Risale-i Nur neşiatı durgun göllere andıran gönülleri deryalar gibi coşturmuş, kasvet ve hicran yıllarının ümit temellerine vurduğu müthiş zincirleri kırmıştır. Yani Risale-i Nur'a değer nasıl anlaşılır? Risale-i Nur'un çıktığı dönemi tarihe baktığınız zaman gönüllere, akıllara, kalplere palangalar vurulmuş. Din adına bir şey konuşulmak yasak. Camiler yıkılmış veya kireye verilmiş. Konuşan cesur ulemalar basit sebeple asılmış dönemde. Yani bir bez parçası için asılandan tut, Kur'an'ın ahkamı söylediği, Kur'an'da geçen emri söylediği için efendim asılanlara kadar bir sürü dönemde Risale-i Nur çıkmıştır. Yani o dönemde Risale-i Nur gibi bir eserin çıkması şaheserdir. Çünkü İskilip Latif Hoca, değil mi? Mustafa Sabri Efendi'ni tut, onlar veya meşhur şairimiz İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy, değil mi? Mısır'a gitmek zorunda kaldıkları bir dönemde Didan'da da böyle bir eserlerin çıkması fevkaladedir. Risale-i Nur okunması külli bir sadakan evinden semavi ve arzi belaların define emniyetli bir vesiledir. Yani okunduğu zaman o beldeler, o eve rahmet-i ilahiye tecelli ettiği için defi belliye attır. Rahmet-i ilahiye o belaların uzaklaşmasına vesile ediyor. Risale-i Nur 15 senede kazanılan imanı tahkikiyi 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Mesela nasıl? Eski usulü söyleyeyim hemen bir iki cümleyle. Doğu'da hala o var. En az 10-15 sene gerekiyor Arapça. Temel ilimleri hoca var burada, ilahiyatçı bilir. En az 10-15 sene vereceksin zaman ki metini tercüme edesin. Yani tercümeye vesile olasın.
Ondan sonra ilim yapacaksın. Bu alet ilimleri 10-15 sene gerekiyor. Arapça bir tane daha. Usul var, usulü fıkıh var, usulü tefsir var, tefsir var bir sürü. E şimdi bu ilimleri alacaksın, sonra Kur'an'da maksut manayı ahsedeceksin, çıkartacaksın. Kimin zamanı var ki? Kimin bu konuda her istidadı olur ki? Çok zor. Eskide müsaitti toplum vesaire cemiyet. E şimdi adama bir derse gelsen bile derste bir saat telefonunu kapatamıyor. Ya telefon ya. Yani ona bile kafası gitmiş yani. Aklımız gitmiş televizyonlara, videolara bir sürü. Ya bir saat ya şu telefonu kapat. Kapatamıyor. E bu insanın da imana ihtiyacı var. Şuura ihtiyacı var. İşte Risale'nin çok kısa bir zamanda seyir olan bu asın evladına kısa ve istikametli bir hakikati ihsan edilmesi rahmet ilahiyedendir ki Risale'nin buna vesile oluyor. Risale-i Nur saadet-i ebedi dükkanı ve baki elmasları sattığından fani kırık cam parçalar ondan istenilmemeli. Dünyaya vesile ve bahane yapılmaz, yapılmıyor. Yani bu Risale-i Nur'la dünyalık değil, ahiretlik. Hatta cenneti bile Risale-i Nur gaye yaptırmıyor. Rıza ilahi gösteriyor. 96 emirdan da söylüyor. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Ne azaptan ne de cehennemden kurtulmaya ne de cennet ve saadet ebediye gibi şeyler bana gaye gösterilmiyordu. Ben bütün bunlardan men ediliyordum. Oysa bunlar meşru ve normal iken, hak iken ben bundan men ediliyordum. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu diyor Üstad Hazretleri. Risale-i Nur imani billah ile tevhidi en yüksek derecede aynı el yakin ve hakka el yakin bir surette göze gösterip bütün letaifi azami derecede doyulmasıyla imanı taklididen kurtarıp dereceyi tahkiki yükseltiyor. Risale-i Nur'da daha önce de belirttiğim gibi imanı tahkiki var. Peki ne yapıyor o? Mesela biraz önce bir nehirden geçtik. Bir mandalina olsa, şeftali olsa, nar olsa, limon olsa o eşyalara baktırarak sanki bir ağacın, bir objenin şeklin alim gibi Allah'a tefsir ettiğini görür. Mesela bir limondan Allah'ı anlatır. Allah'ın sıfatlarını görmeye vesile olur Risale-i Nur. Bir kitap gibi okur. Bir alimden ders alır gibi Risale-i Nur okuyan bir şeftali ağacına bakarak manevi ders alıyor ve alabiliyor. Çünkü Risale-i Nur kitabı kainatı okuyor. Risale-i Nur mevzusu kainattır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O alem denilen şeydir. Risale-i Nur mevzusu. Yoksa kafayı kaldırıp kalıyor kafanın içindeki değil. Bizzatı gördün şu kainat kitabını kitap gibi okutturduğu için karşına gelen bir limon ağacı bile sana bir alim gibi ders almana vesile oluyor. Risale-i Nur'un bu asırda en yüksek, en kutsi bir tefsirdir. Hakikatları semavidir, Kur'anidir. O halde Kur'an okudukça o da okunacaktır. Risale-i Nur, Kur'an'ın adına çıkmıştır. Kur'an'ı tefsir ettiği için Kur'an'ın ruhu ahsediyor. Mesela bir talebe düşünün, hocasından ders alsa, hani uzaktan gittiği zaman bilenler der ki bak felancaya benziyorsun konuşman, uslubun, kullandığın tabir. Niye? Risale-i Nur aynı bunun gibi. Risale-i Nur da Kur'an'ın hakikatlerine sahip olduğu için Kur'an'ın icaz manevisine mazardır. Nasıl ki o talebem hocasını hatırlatıyor, hocasının sisteminde gidiyor, kokusunda gidiyor. Risale-i Nur da bu asırda kutsi bir tefsiridir. Niye? Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Kur'an'ı kainatla tefsir ediyor. Kur'an'ın hakikatini kainatta gösteriyor. Fenzur ila sari rahmetillahi keyfe ilahir ayette ahireti anlatan ayeti baharda, kışta gösteriyor. Ölmüş maddelerin dirilmesini ahireti ispat ediyor. Ölü maddeleri ekmek, fasulye, domatesi yiyip diri diri dolaşan insana ölülerin dirildiğini görüyorsun. Daha ölüler nasıl dirilir mi diye gibi misallerle insanın aklını, kalbini ikna ediyor. Hacatın diğer ulema Kur'an'a bak, kainata bakıp da yazmış tefsiri.
Evet. Diğer arifler mesela Kur'an'a bakıp da yazıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri kainata bakıp yazıyor. Üstad Hazretleri Kur'an'ın bütünlüğüyle kainata bakıyor ve kainattan alıyor. Çünkü Kur'an kainatı okuyor. Kur'an'ın gayesi zaten malzemesi kainat. Mesela Kur'an şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olması için mevcudat lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemi gösteriyor. Yani Kur'an'ın ruhuyla kainata bakınca kainat Kur'an'ı tefsir ediyor. Sırf çıplak Kur'an'a değil, Kur'an'ın ruhuyla kainata bakıyor, oradan anlam çıkartıyor. Peki niçin Kur'an kainatı okuyor? Kur'an'ın gayesi kainatı göstermek. Oradaki hikmet ilahiyi, sanat-ı Rabbani'yi, makasid ilahi gösteriyor. O marziyet ilahi orada gösteriyor. Kur'an. Çünkü Kur'an kainat okuduğuna delil, en bariz misal, Kur'an'ın sureleri kainatın objelerin ismidir. Şems suresi, Kamer suresi, Karınca suresi, Okyüz suresi gibi fiil. Kainat okuyor. Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Risale-i Nur, Halik-i Kainat'ın ismi azamına mazan ve bütün esmasının tecelli ettiği ayna olur. Meratib-i cemal ve kemal tamamen o manevi yüzde derc edilmiş. O yüzde nakşedilmiş bildiğimizden insaniyetin fıtratı icabı nurlarla alakadarlığı kışırda, zahirde kabukta değil, belki ruhun, kalbin, aklın ve bütün hissiyat ve letaifin derinliklerinde kök salmış olduğuna hükmediyoruz ve şüphesizdir. Nasıl anlarız? Şimdi insan cibili itibariyle, yaratılış itibariyle gözü var, güzel renkleri görmek ister. İhtiyaçtır. Kulağı var, güzel sesleri duymak ister, güzel koku almak ister, güzel yiyecekler ister. İnsanda kalp var, insanda akıl var, insanda ruh var, his var, hafi var, ahva var, var da var. Nihayetsiz istidat ve kabiliyetler var. Hepsi sesini ister. Şimdi aklı iptal edip sırf kalbi çalıştırsan veya sırf kalbi iptal, aklı çalıştırsan, kalbi iptal, ruhu çalıştırsan o da olmuyor. Kur'an'ı bir ders ne olması lazım? Aklı, kalbi, ruhu, hissi, hafi, ahvayı bütünü çalıştırması lazım ki kamil olsun insan. Çünkü sırf kalbi çalıştırsan akıl hissesini istiyor. Sırf aklı çalıştırsan kalp hissesini istiyor. O zaman bütünlük olması lazım. Risale-i Nur bu bütünlüğe getiriyor. Aklı ikna ediyor, kalbi nurlandırıyor, ruhu tembir ediyor, hayatı aktif ediyor, aksiyon yapıyor. Canlı yapıyor insanı. Risale-i Nur, iman nurlarının toplanmış hazinesidir. Risale-i Nur, İslamiyet aleyhinde 1000 seneden beri terakküm etmiş bütün itiraz ve şüphelere tepyekün ispat edici cevaplar veren ve manayı zahirisi şimdiki fenle mutabık gelmeyen müteşabihat-ı Kur'aniye ve hadisiyenin altındaki ehli aklı hayrete bırakan İcaz lemalarını göstererek vaki şüphe ve evamları tard eden Kur'an'ın elinde bir elmas kılıçtır. Ben buna örnek vereceğim mesela 16. lemada. Mesela Kur'an ve hadiste bazen müteşabi ayet ve hadisler var. Mesela ya Resulallah dünya neyin üzerine duruyor gibi. Es-Servun Hud demiş böyle okuz balık. Zahirde mealle baktığın zaman Kur'an'ın ve bazı hadislerin akla uymuyor gibi gözüken o müteşabi ibarelerin altındaki mucizeleri gösteriyor. Mesela bir misal o ki anlattım bunu ona o örnek olsun. Bir gün Allah Resulüne sormuşlar. Aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah dünya neyin üzerine duruyor? El ser demiş. Ne demek ser? Baş. Yani sen nedir? Öküz. 11 ay sonra başka zamanda, başka yerde orada bir topluluk başka bir şey yapıyordu. Ya Resulallah dünya neyin üzerine duruyor deyince Hud demiş. El Hud.
Balık. Balık. Değil mi balık? Şimdi hakikaten coğrafya ilerlemiş. Dünyanın altında ne okyanus var ne balık var. Bunu dört cihette ispat ediyor. Ne demektir diye benzetme. 16. lemada ben şimdi bir tanesini söyleyeceğim. Şimdi sorsalar demiş, sorsalar Türkiye neyin üzerine duruyor? Türkiye neyin üzerine duruyor? Tarım üzerine. Tarım üzerine duruyor. Başka? Hayvancılık. Hayvancılık vesaire. Balık. Şimdi hayır, Türkiye iki şey üzerine duruyor. Kalem ve kılıç üzerine durur. Kalem memurun dirayetine, ilmi, ilme, kılıç ise askeriye. Şimdi dünya neyin üzerine duruyor? Dünya iki unsurdan meydana geliyor. Bir su, bir kara toprak. Suyu temsil eden balıktır. İnsanların geçimi ondandır. Deniz ve işte ticaret veya balık. Denizi, suyu temsil eden balıktır. Karayı temsil eden öküzdür. Yani veciz olarak her asrı içine alacak bir cevap veriyor. Bir cevabı da neydi? Söylediği zaman dünya neyin üzerine duruyor? Erser, Erhut dediği zaman, o zaman burçlar öküz burcundaydı, balık burcundaydı. Yani burçların çekim yasası var, çekim. Şimdi kısacası neyse, uzun okunu değil. Yani Risale-i Nur, Kur'an'a ve hadise müteşabi bazı ibarelerini bahane yapıp hücum eden dinsizlerin ağızlarını, hikmetini, ilmi ispatını yaparak susturuyor. Bunu zaten Risale'nin önüne çıkan sıfatlarından birisidir. Herkes bunu biliyor. Risale-i Nur'un en hikmetli ve tılsımlı, nazlı ve niyazlı, manidar ve münif ve müessir ve müsir, matlup ve matlup bir virt olmaya layık ve sezadır. Risale-i Nur bir eseri zeka ve dirayet değil, belki Kur'ani bir harika ve kerametidir. Yani beşerin düşünüşüyle olacak şey değil. Niye? Bak ben 55-56 yaşındayım. Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyorum. Sizin de uzun olsun inşallah. Yani bir kitap okursun, hatır için iki okursun. Yani babanın oğlu değil ki ya. Arzularını, fikriyatını, bedenin her şeyini verecek gibi ömür bile okunur mu? Demek ki bir Kur'ani bir ruh var, bir mana var ki her okuşta sana farklı bir haz veriyor. Ulvi haletler veriyor, fikirler veriyor, enerji veriyor ki kendisiyle meşgul ettiriyor. Aynı Kur'an gibi abi, okuyoruz okuyoruz usanmıyoruz yani. Evet, yani bir tanesine demiştim ki bak sen de bir kitap yaz. Kur'an itiraz edene demiştim. Ya Muhammed kendisi yazdı falan deyince dedim ki sen de bir kitap yaz. Asırlarca okunsun, bir kusur bulunmasın. Üzerine o kadar fedakarlar yetişsin ki kafasını versin. Bu fedailer çıksın senin yazdığın kitap üzerine. Bir kitap yaz da Muhammed aleyhissalatü vesselam cahildi. Üniversiteyi okumamış, ilkokul bitirmemiş. Sen üniversiteyi bir ak bitirdin iki tane. Sen de bir eser yaz da bir insanlar da senin arkandan gelsin. Ve ama sen yaz, yaşayacaksın en çok yazdığını. Yani ümmi bir zatla böyle bir şey işte onları gösteriyor Risale-i Nur. Risale-i Nur ahlaksızlık gırdaplarına batmakta olan cemiyet gemisini selametli ahlak sahiline çıkarmak ve onu kurtarmak için telif edilmiştir. Mesela çok insanlardan rastlıyorum, siz de rastlamışsınızdır. Evinin yolunu bilmiyordu. Evinin yolunu bilmiyordu. Evde despotluk vardı. Bir sürü sıkıntılar vardı. Ahlaklı, haddini biliyor, hududunda kalıyor, edebini biliyor. Ondan sonra evini, yurdunu, eşini, dostunu da biliyor. Kıymetini, anlamını taşıyor ve öğreniyor. Ve bunlara bu ruhu veriyor. Mesela Risale-i Nur talebesini yapıyor bayramlarda olsun, diğer zamanlarda olsun, mübarek gecelerde. Müslümanların yaptığı gibi. Kandilini tebrik ediyor, ziyaret ediyor, halatı soruyor. Eskide kendimizi bile sevmezdik ya. Kendimizle bile meşgul değildik. Risale-i Nur 20. ilim asrının Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bunu dikkatle okuyan bir Müslümansa
taklidi imandan kurtuluyor, ecnebi ise hidayete kavuşuyor. Risale-i Nur, kararan kalpleri hidayet nuruyla aydınlatan ve biz biçareleri zulmetten nura, dalaletten hakikata, dünya ve ahirette saadet ve selameti kavuşturacak bir mürşid-i ekmel ve bir mürebbi azamdır. Risale-i Nur aklımızı talim ettiği için mürşittir, aklımızı terbiye ettiği için mürebbidir. Risale-i Nur her şeyden önce insanlara bir dersi ibret veriyor, ahiret fikrini, hesap ve kitap hissini ihya ediyor. Daha dünyadayken ehli saadet ve ehli dalaletin menzillerini tayin ediyor. Mesela o cennet ve cehennemi haletleri insanda gösteriyor. Bak mesela وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِ نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَارَ لَفِ جَعِيمٍ. Ahirette mükafatı ve cezası olan haletleri, fiilleri veya fiilleri, fikirleri insanda göstererek cennet ve cehennemi hariçte değil, kendi ruhunda gösteriyor. Cehennemi haletleri göstererek bunun kaynağı cehennemdir diyor. Gibi halleri dünyada da o ahiretteki ahvali insanın aleminde gösteriyor Risale-i Nur. Risale-i Nur, yeryüzünde emsaline rastlanmayan ve bundan sonra dahi rastlanmasına imkan olmayan bir derya-i iman ve tevhid hazinesidir. Yani imani ve Kur'an-ı hakikati. Peki niye? Çünkü bak arkadaşlar, Risale-i Nur'un değeri zatından değildir. Bir, Kur'an hesabına çıktı. İki, niye çıktı? Risale-i Nur'u anlamak ve anlamlandırmak için, değer vermek için zamanı okumak lazım. Risale-i Nur çıktığı zaman Kur'an kursları vesaireler de vardı. Ve açtılar da zaten TC Kur'an kursu. Şimdi ehli dalalet ne yapmış biliyor musunuz? Ehli dalalet teferruatla uğraşmamış. Zındıka komitesi imanın temellerini hücum etmiş. Mesela böyle odaların mefruşatlarına kapı ve pencereyle uğraşmamış. Binanın temelini dinamit koymuş. Ağacın dalıyla budağıyla meşgul olmamış. Köklerine asıt verilmiş. Yani imandan sökülmek istenmiş. Böyle bir asır. Hatta İngiliz nazırı, yani orada bir bakanlık var. Sömürge bakanlığı. Var böyle bir Türkiye'de? Çünkü sömürge bir devlet ya. Hepsi katil yani bunlar. Şimdi diyor ki Kur'an'ı eline alarak meclislerinde, bu Kur'an diyor Müslümanların elinde var oldukça biz ona hakiki hakim olamayız. Ne yapıp yapıp Müslümanları bundan soğutmalıyız. Bediüzzaman gençliğinde olmuş bu. Bunu medyada duyduğu zaman gençken ben elektriklendim diyor. Ben de diyor Kur'an'ın ne kadar mucize ve harika olduğunu bütün dünyaya göstereceğim ruhuyla ortaya çıkmış. Kur'an adına. Anlıyor musunuz? Yani Kur'an'ın bu sönmez ve söndürülmez olduğunu göstereceğim dedi. Ondan sonra İngiliz İstanbul'u işgal ettiği zaman başpapaz ve diğer papazlar karar vermişler. Bu adamın vücudu kalkmadıkça biz fikrimizi, ideolojimizi bu millete aşılayamayız dediler. Ama baktılar Doğu aşireti, Doğu ayağa kalkar, isyan eder, maksadımıza varamayız diye bu imha plandan vazgeçerler. Risale-i Nur mesela bir haşir risalesinin 1900 50 arası Menderes gelmeden diyor ki işi bırakmışlar devlet, ahiretin ve Allah'ın inkarıyla meşgul olmuş. Ahiret bizi dingeli olarak da şey yaptı. Ahireti inkar edecek kağıtları toplamış. Çin'den, Rusya'dan adam getirmişler. Felsefeci, ben iyi bildiğim için söylüyorum. Dokümanları okuyacakmış. Ertesi gün meclise ahireti resmen inkar edilecek mecliste. O zaman Milliyetin Bakanı buna akşam şey veriyor, haşir risalesini veriyor. Bak diyor, Said Nursi'nin de böyle bir sebebi var. Ama demişler. Ondan sonra demiş ki, eğer demiş sen bunu yaparsak, beraberler ya, Said bu millet diyor Müslüman, inkar edince cevap arayacaktır. Çare arayacaktır. Her şeyi kuruttuk,
Ama Said Nursi'nin bu eğer Haşr Risalesi birisinin eline geçerse mümkün değil diyor. Ve o fikirden vazgeçiyorlar. İstersen baksın mesela. O Sözler Risalesi'nin, Sözler kitabının 10. sözünde anlatıyor. Hatta Ustad 10. söz hakkında diyor ki, eğer öldükten sonra dirilmeyi aklen, ilmen, mantıken inanamazsan, yeter ki insaf olsun, okuduktan sonra inanamazsan gel iki parmağını gözüme sok diyor. Ya ben bunu ilk duyduğum zaman mektepte okuyordum. Dedim ki ya dedim ben falan diyemiyoruz da ahiret şüphemiz var falan olmuyor, tam oturmuyor kafamıza diye. Ondan sonra onu okudukları zaman dedi ki yarın gel, şimdi geç oldu, onun cevaplarını okuyacağız. Ya dedim bir parça şey yapsam, dur acele etme, şunu bana söyleyin yeter diyorum, bak gidiyorum. İspatı var mı? O zaman Ustad'ın Resulü öyle dediler, iki parmağımı gözüm. Oy be dedim, böyle kesin diyor, okuduğu metinde. O gece yatamadım yani. Ulan yarın nasıl olacak da gideceğim ya? İnanın itimat edin, ay böyle merak kahver vardı mı? İlme merakım vardı o zaman da. Risale-i Nur Ab-ı Hayat teröşşuatını ve şualarını kararan ruhlara akıtmakla içerisinde yaşadığımız asırda ve gelecek devirlerde insaniyete vazifele diye seslenen ilahi bir muallimdir. Okuyana şunu veriyor. Ya ben bu akşam derse gidiyorum, ya birisini götüreyim. Vazife addediyor yani, ben bir meşgul olmak. Ya bir şey demek, otobüste gidiyorsun birisine bir şey anlatmak ihtiyaç hissediyorsun. Bir İslam'a ve Kur'an'a bir şey olduğu zaman hemen insan böyle celalleniyor. Yani bu ruhu ilahi vazifele diye sanki kulağına birisi sesleniyor gibi sesleniyor. Tek sende kalmıyor abi. Sende kalmıyor. Kalmıyor ya, istesen de mümkün değil. Duramıyorsun ya. Evet ben bir anlatmıştım. İnşallah eğer nurdersi.com'da var, gidip de gelen var diye bir ders var. Uçakta oldu be, uçakta inanın. Harika bir şeydi. Oysa ben koridor tarafında oturuyordum. Cam ve ortadaki adam konuşuyordu. Bir tanesi hocaydı, bir tanesi felsefe inkarcı zındıktı. Ama dindar gözüküyordu. Orada bu soruyu sordular. Ulan duramadım ki, okuyacağım cüzü kapattım ya. Vazifene! Vazifem var şurada dedim, şu anda bizde bir ekmek parası çıkacak bunu dayanamda dedim. Baktım ikisi kapıştı. Hakikaten de öyle oldu. Elhamdülillah onu bir dinlersiniz 20 dakika bir şeydir. Gidip de gelen mi var deyince evet var dedi. Zannetti ki peygamberi diyecek. Hemen cevabı ben iman etmiyorum. Ben onu bilmiyorum ki, ben ona güvenmiyorum ki bir şey diyecek. Peygamberi inanmayana peygamber delil olmaz. Sözleri delil olmaz. Allah'ı inkar edene Kur'an delil olmaz. Neyi getireceğiz? İnkar edemeyeceği mecbur olacağı kainattan o ayetleri göstereceksin. Kitab-ı kainat Kur'an'ın tereşü etmiş ayetleridir. Yani Nefsül Emir'deki ayetleridir. Tereşü etmiş ayetleridir. Bu ayetleri orada gösterdin mi inkar edemiyor. Gidip gelen mi var? Var dedim. Tabii hemen peygamber deyince böyle cesaretlendi. Kim dedi? Sen dedim. Durdu. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Sen dedim anne karnından geldiğine inanıyor musun dedim. Herhalde. Hatırlıyor musun orayı dedim. Yani hatırlamıyorsun diye inkar mı edeceksin şimdi? Başla ondan sonra aldım sazı elime. Ondan sonra ya biraz ufak diye etrafıyor. Etraftakine dedi yok yok istifade ediyoruz dedi. 20 dakika diyeceğine pişman ol. Ve niye söylüyorum? Bir vazifene sanki kulağımıza elektrik gibi has jatımıza has kalmıyor. Risale-i Nur Kur'an'ın aynedarlığını yaparak biz avamlara da bu kitabın Allah kanunu olduğunu ve ancak bu kanunun ebedi saadete götüren bir rehber bulunduğunu aşikar gösteriyor. Risale-i Nur Esma-i Hüsna içinde ismi Nur, ismi Hakim ve ismi Bedi'nin mazarıdır. Zahirinde tarz-ı beyanında ismi Bedi'nin cilvesi görünüyor. Risale-i Nur gizlenir fakat sönmez ve söndürülemez. Bu Osman Celamalar 633'te geçiyor. Osman Latince'de yok. Risale-i Nur gizlenir fakat sönmez ve söndürülemez.
Risale-i Nur, bütün ulumun hazinesi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir şule-i icazıdır. Risale-i Nur, ahir zamanda Kur'an'a çelik bir sur ve parlak bir yıldızdır. Kur'an'a yapılan hücum, Risale-i Nur karşısında görmüştür. Risale-i Nur, bu zamanda iman ve Kur'an hizmetinde Hazreti Ali'nin radıyallahu nazarına çarpacak en emniyetli bir hadisedir. Risale-i Nur, Şems-i Kur'aniye'nin ziyasındaki elvan-ı sebayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nuru birden aynesinde temessül ettirdiğinden, inşallah yedi cihette şerif ve kutsi ve yedi mesnevi kadar ehli hakikata baki bir rehber ve bir mürşit olacak. Risale-i Nur, el mübarek bir mürşid-i azam gibi himmet-i namutenaisiyle en mühim bir kuvve-i defiya olarak vücut mülkünde nefsi emmare ve heva şerlerini def ve tard ederek yıkılmaz bir sedd-i Kur'ani ve bir sedd-i imani tesis ediyor. Risale-i Nur, nebatatın hatta cemadatın dahi lisan halleriyle olan tesbihatını, kainatın medar-ı mefaharatı olan lisan-ı ademle beyan ederek Halik-i kainata takdim etmesinden bütün mahlukat ve bütün zirruh ile yakinen alakadar ve münasebettardır. Yani mesela Subhanallah kainatta, elhamdülillah kainatta, bir de ağaçların, bitkilerin, cansızların tesbihatlarını yani lisan-ı hal ile söyledikleri ismi çıkartıyor ortaya. Hangi isimleri zikrediyor? Ne demek peki? Ne kâr var? Onun anlamını bizde uyandırıyor. Risale-i Nur. O taş ne diyor? Taşlardaki tıktıka, yağmurdaki raklaka gibi şeylerle oradaki esmayı cevher gibi alıyor. İnsanı o esma ile aktif ediyor. Bizim bir arkadaş var. İşte diyor ki Risale'ye çalıştım. Neye baksam diyor Allah'a görüyorum ya. Bak görüyorum. Neye baksam. Bir Rus Almanya'da Müslüman oldu. Rus mühendis Rusya'dan staj için Almanya'ya gelmiş. Vazifesi şey, uçağın iniş takımları var ya, onunla alakalı staj yapıyor mühendis. Elhamdülillah oteller getirdiler, Müslüman oldu. Sonra 3 ay sonra gidiyorum ya. Resul 3 ay sonra gidiyorum. Tekrar onu görmek istedim. Oradaymış böyle uzun biraz. Daha gitmemiş, stajı bitmemişti. Ben ona dedim ki yani geçen 2-3 ay geçti. Risale-i Nur'u Rusça, Almanca, İngilizce verdik. Okudun mu? Biraz okudum dedi. Ne okudun dedim. Asayimus'u bitirmiş. Başka da konu. Peki ne anladın dedim. Yani sana ne kattı? Türkçe'yi de kısmen Türklerle beraber olunca öğrenmiş, öyle diyor. Ben ağaca bakıyor Allah hatırlı, kuşa bakıyor Allah hatırlı, denize bak Allah hatırlı. Acayip bir şey. Ağaca bakıyorum Allah hatırlıyorum diyor. Şimdi ben işte ağaca bakıyorum, kereste hatırlıyorum, denize bakıyorum, ballık hatırlıyorum. Yani Latife Sultan'da adam bak bunu, bak bir Rusya, Rus Asay-ı Musa'ya, kaç sayfadır Resul? 270 sayfa. 270 sayfa okumuş, ömrü gafletle geçmiş, Rus mühendis. Denize bakıyor, Allah hatırlıyor, ağaca bakıyor, Allah hatırlıyor. Böyle acayip, kuşa bak, hiç unutmuyorum, kuş da vardı orada resepsiyonda. Kuşa bakıyor, Allah hatırlıyor. Nasıl hatırlıyorsun şu kuşa dedi. İnan acayip anlatmaya başladı ya. Renginden girdi, inan hayatına kadar ya. Böyle diyor diyor, orada okudum diyor. Çok garibime gitti. Hayatı tanımlıyor. Diyor ki, yani tam şey yapamıyor. Dedim ki, siz Almanca anlatsın, siz bana dönün. Diyor ki, bak diyor, maddede olup madde olmayan diyor, hayat var diyor. Bu diyor, dünya ile alakası yok diyor. Bu duyguları var diyor hayvanda. Bu diyor, onu gotu gösteriyor diyor. Allah'a gösteriyor diyor. Bak nereye varmış adam? Şuraya bak ya. Sitede var ama bugün izlenmiştim. He? Bugün izledim. Onu mu? Bugün izledim. Onu anlatıyordum değil mi? Ve çekilmiş mi? Müslüman oluşu da hepsini izledim. Müslüman oluşu. O adam. O adam. Bugün he.
Otelde işte onu çektim. Müslüman oluşunu, ya o kadar insan, genç, uzun boylu postu böyle. O kadar insanın Müslüman olmasına şahidim ki, benim alakası yok, getirdiler, benim yanımda ikrar ediyor yani. Ondan sonra sarılıyoruz, hele birkaç tane de vardı ondan sonra. Öyle ağladım ki ya, o Beyaz Rusya'dandı, onlar çok acayip Müslüman oluyorlar. Onu çekemediler böyle ya, Yalçın'a dedim onu çekemedi. Çünkü şefk olurdu böyle, o neler söyledi ya. Yani ne ahlaksızlıktan çıktığını, yani safi zihinler berbat olur. Ondan sonra o 2-3 ay sonra yanına gittiğim zaman onlardan hep tiksindiğini, neler ağladı ya, neler yapmışız diyor. Hiç haberimiz yok ki diyor. Ve beynimizin işgal edildiğini söylüyor. Diyor ki İspanya diyor, kendisi onu söylediğin sözü. İspanya diyor stadyumlarla stadyum. Top sahalarıyla diyor, insanları beşik yaparak sağladılar diyor. Biz Rusları da diyor, bedava devlet veriyormuş şampanya, içki, su yerine onu içerek dedi, bizi uyuşturdular, onları sağladılar diyor. Onu söyledi. İspanya'yı beşik gibi sağlayarak uyuttular, bize de diyor, içirerek diyor, uyuttular diyor. Acayip bir şey ya. Risale-i Nur malum sözleriyle ve bütün etsalarıyla Cadde-i Kübra-i Kur'an'ı göstermesi itibariyle kemalin haddi küsvasına is'ale vesile olduğu gibi mayesi harcı Kur'an ile müzeyyendir. Risale-i Nur kendi şakirtleriyle kopmaz bir zincir, bir hablül metin vasfına tam layık olarak bu dehşetli asrın savletli bidalarına karşı emsalsız bir karamanlıkla göğüs gererek pişvai alemi İslam olmuştur. Yani öyle bizi de bağlamış ki eylemsel itibariyle en samimi böyle yakın akraba kardeşin daha kardeş etmiş. İnsan o kadar yakın akrabasıyla zaman geçirmiyor. Mustafa sen kardeşine fazla mı zaman geçiriyorsun? Hangi ömründe en faralı benle geçmiştir. Emin ol abi, gerçekten cemaatle geçirdiğin, sizlerle geçirdiğim zaman, kardeşlerimle geçirdiğim zaman da çok daha fazladır. Ya benim bunu akrabam da duyacak bunu. Akrabamla yeni yeni hapisten sonra şeyimiz oldu. Çünkü yani yerimizde durmuyorduk. Bir bakıyorsun Gürcistan, bir bakıyorsun Polonya, Romanya, Almanya, İngiltere, her taraf dolaşıyorduk. Yani Mısır'dan Suriye'ye kadar, acayip İran'a kadar, Ürdün'e kadar Allah nasip etti. Yani hep bizim, onlarla zaman geçiyor, hep kardeşlerle geçiyor. İşte Risale-i Nur bu ruhu, bu eksikliğimizi tamamlıyor. İnsan gönül ister de yakını, bacısı, annesi, babası, kardeşleriyle olsun bulunsun. O eksikliğimizi de birbirimizle gideriyor inşallah elhamdülillah. Böyle bir şey veriyor. Ya o cemaatle aldığın lezzeti kardeşlerine bile anlamıyorsun Hasan abi. Böyle bir ortam. Şimdi ben şu anda lezzet yok mu yani? Elhamdülillah. Şu anda huzur var ya. Bende huzur var. Art net olmadıkça insanda keyif var ya. Hele şu çay faslı var ya. Şu köşede. Bak şunu otur diye. Adın ne senin? Hasan. O Hasan. Benim yerime otur musun Hasan? Benim yerime otur. Ben kendim abi. Ama Hasan'sa tamam. Ama bak ya Rafık adam. Felsene. Bu da bir güzellik olsun. Şöyle bir şey söylemişti abinin biri. Dedi, anamın doğurmadığı çok kardeşlerim var dedi. Bak. Anamın doğurmadığı çok kardeşlerim var. Yani hakikaten ya, yani şeysiz insan seviyor. Mesela bir misal vereyim. Geçen hafta biraz da erken geleyim dedim. Bak, bu ruhu veriyor. Örnek olsun. Öğrendim ki Avustralya'ya ilk Risale-i Nur'u götüren bir abimiz varmış Adana'da. Avustralya'ya, o 1960 sonları 70'lerde götüren bir abimiz varmış. Kesin dönüş yapmış ama Adana'da oturuyor. Yaşlıdır tabii. Dedim ki bu derse gidip geliyor, belki de herkes buna o saygıyı şey yapamaz. Gençlerdir ya, belki şey yapar, eksik olur. Veya değişik bir semavar ister. Bu abimiz hak ediyor hürmeti, sevmeyi, ziyaret edilmeyi. İnanın geçen hafta buraya, yatsıya doğru gelmiştim. Buraya değil tabi. Toprak Kale ve zor yetiştim. Osmaniye. Ben çok erken çıkmıştım. Bu Adana'ya geliyorum, Çukurova'ya. O abimi ziyaret ediyorum. Buluyoruz evini. Kim, Mustafa sen beraber miydik abi? Evet abi. Beraberdik.
Beraber. Başka kim vardı burada? Yavuz abi vardı. Yavuz vardı. Yavuz hocam vardı. Yavuz da o Seyit abi. Evet. Maraşlı. Ruşen hoca kim? Ruşen hocam. Avusturya. Ruşen. Ruşen hoca değil mi? Tanıyor musunuz onu? Tanıyorum. Maşallah bak Ruşen hoca. Ali Ruşen hoca. Evet. He. Biliyorum. Bak biliyor. Biz sırf onun hürmetine benim davam oraya götürdü bu abimin. Bırakmayayım gideyim bir ziyaret edeyim. Hak ediyor hürmeti de saygıyı. Bize bir çay da içeriz dedim. Oradan beri erken gittik, oturduk, bulduk. Allah razı olsun. Kapıya kadar da sarıkla bizi caddeye kadar doğruladı. Ben diyor beklerim diyor. Bak bu hafta gittin mi Resul? Gidelim. İnşallah bu yarın git. Bir telefon et git ya. Böyle. Çünkü niye anlattım? Burada dedi ki Risale-i Nur öyle birbirimize bağlıyor. Yalnız bırakmıyor seni. Bir saat oldu mu? Olmaz evet. Bir iki tane de okuyayım tamam. Risale-i Nur bu asırdaki insanları saadete kavuşturacak, onları aklen ve kalben ikna edecek eserdir. Risale-i Nur iman ve irfan ağacının en son ve en nefis meyvesidir. Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in hakiki ve parlak bir tefsiridir. Risale-i Nur bu zamanı tembir eden bir mucize-i manevi Kur'aniyedir. Risale-i Nur 20. asrın Müslümanlarını ve bütün insanları koyu fikir karanlıklarından ve müthiş dalalet yollarından kurtarmak için müellifin kendi ihtiyarıyla değil, bir ihsan-ı ilahi olarak yazılmış olan ilhami bir eserdir. Risale-i Nur başka kitaplar gibi yalnız ilim vermiyor, onun manevi dersi de vardır. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in hakiki ve berrak ve parlak bir tefsiridir. Risale-i Nur bugün içtimai dert ve yaralarımızı halledip tedavi edecek en esaslı ve en tesirli faktör ve nizamı havi olan bir hakikat kaynağıdır. Risale-i Nur efkar ammi milletin arkasındaki siyat İslamiyenin madeni olan herkesin kalbindeki şefkat-ı neyiriyesinin imtizacından hasıl olmuştur. Risale-i Nur yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Risale-i Nur dahili nefs ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçteki muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli fes karşı geniş ve külli mesneviler hükmüne geçmiştir. Şimdi burada duracağım. Bu çok önemli. Şimdi yollar farklı. İslam'ın malum çok çeşitli yöntemleri var. Çünkü İslam küllidir. Bütün insanları kuşatıyor. Şimdi Risale-i Nur kendi nefsiyle, şeytanıyla, kemal bulma ile böyle meşgul olma bir yöntemin dışında. Esası şu. İnsanların imanını kurtarmak adına seferber olarak imanı kurtuluyor. Yani bunu veriyor. Yani insanların imanını nasıl kurtaracağım? Bu şuuru veriyor. Risale-i Nur hem enfusi hem ekseri cihetinde turuk-u cehri gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmıştır. Risale-i Nur bu asrın emniyetli ve manevi ilmi bir mürşididir. Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış, bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli ilhadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiştir. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâ selavat.